Destek Hay kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir. Bugün sizlerle beraber çok önemli bir video çekeceğiz arkadaşlar. Gerçekten hepinizin yaptığı hatalar, TYT netlerinizin artmama sebepleri ve bunların çözümleri gerçekten hepinize hitap et. Ya şu anda yaptığınız hatalar ya da gelecekte yapabileceğiniz hataları size anlatacağım. O yüzden bu videonun tamamını izlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Öncelikle 0. maddemize başlayalım. Hemen yorumları açın ve TYT netinizi yazın arkadaşlar. Çünkü bu videoyu izledikten sonra çalışma biçiminiz tamamen değişecek. Gerçekten çok farklı çalışacaksınız. Çok önemli detayları, kesinlikle yapmanız gereken şeyleri, hatalarınızı ve farklı şeyleri size söylemeye çalışacağım. Özellikle o farklı şeyler bize çok fazla hızlı bir şekilde netlerimizi arttırmamıza sebep olacak. Kısa bir duyurum var. Telegram dershanemizde bildiğiniz gibi size ücretsiz olarak PDF'ler ve programlar paylaşıyorum. O yüzden Telegram dershanemize aşağıdaki linkten gelebilirsiniz. Bunun dışında sistemimizde Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü var arkadaşlar. Ha ben varım. Bütün derece öğrencileri var. Onlardan koşuk almak istiyorsanız da destekayks.com'dan bilgi alabilirsiniz. Koşuk sistemimizde günlük takip, beraber deneme çözme grupları, beraber soru çözüm grupları, her gün günlük rapor atılan toplu gruplar, netinize ve ihtiyacınıza göre sürekli soru cevap yaptığımız bir sürü grubumuz var arkadaşlar. O yüzden mükemmel bir koşuk sistemi oluşturduk. Şu an öğrencilerimiz de çok memnun ve hepsinin netlerini de arttırıyoruz. Siz de aramıza katılmak istiyorsanız destekayks.com'dan bilgi alabilirsiniz. Şimdi 0. maddemizi yaptık. Hepiniz deneme netlerinizi yorumlara yazdınız. Şimdi de arkadaşlar 1. maddemizle başlayalım. 1. maddemiz konuları sağlam çalışmamanız. Yani konu anlatımı o videoyu izlerken veya hocayı veya dershanede, özel derste nerede dinlersen dinle, onları dinlerken bir her noktasını anlamıyorsunuz. Neyin nereden geldiğini tam anlamıyla anlamıyorsunuz. Sebebini, sonucunu, hoca bu hareketi yapmış ama neden yapmış vesaire, bunları anlamıyorsunuz. Sonrasında sadece bir kaynak çözüyorsunuz ya da böyle fazikül çözüp geçiyorsunuz. Bunlar kesinlikle çok yanlış bir çalışma sistemi. Ben hani koşuk öğrencilerime uyguladığım çalışma sistemini böyle hemen bir anlatayım arkadaşlar kısaca. İlk başta biz konu anlatım videosu izliyoruz. Fasikül varsa fasikül çözüyoruz. Sonrasında 2-3 tane soru çözüm diyorsun. Mesela temel kavramları Mert Hoca'dan dinlediysek soru çözüm videolarını Tunç Kurt Matematik, Rehber Matematik, işte SML Matematik, Matematik Güleryüzü gibi hocalardan da bir de o konunun soru çözüm videolarını izliyoruz. Sonrasında kolay, orta, zor kaynak çözüyoruz ama bu kolay kaynağı çözerken kesinlikle anlamadığımız bütün soruları biriktiriyoruz. Onların üzerine sürekli gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden çalışma sisteminizde bir kaynak falan olmaması lazım. TYT Matematik 3 kaynaktan aşağı, hatta 4 kaynak, 5. kaynak tekrar 4 ve 5. kaynakta ilerleyen zamanlarda tekrar olarak gelmesi lazım. Geometri en az 3 kaynakla ilerlenmesi lazım. AYT Matematik 3 kaynak. İşte TYT Türkçe 2 kaynak yeterli. Hatta bazen 1 kaynak yeterli ama TYT fen dersleri 2'şer kaynak. TYT sosyalde de denemedeki yanlışlarınıza göre sürekli bir apotemi fen, apotemi sosyal konu özeti, apotemi fen konu özeti kitaplarını çözmeniz ve bunların denemelerinde de çözümlü denemeleri var. O çözümlü denemelerde ben netlerimi inanılmaz arttırmıştım. Özellikle o konu özeti kitaplarında fen ve sosyalde branş denemesi çözdükten sonra bunların analizini güzel bir şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ya birinci maddemiz aslında çalışmayı nasıl sağlamlaştırabiliriz? Derece öğrencisi nasıl çalışır? Bunu anlatmak istedim. Sizin hatanızda bunu sağlam yapmıyorsunuz. Gerçekten lay lay lom geçiyorsunuz. Tam mantığını anlamadan, ha çok mantıklı, bu konuyu kendinize bile anlatabilecek seviyede olmadan geçiyorsunuz. Bunu kesinlikle yapmayın. Bu en büyük hatanız. Şimdi arkadaşlar 2. maddemize geçelim. 2. maddemiz TYT rutinimizin olmaması. Şimdi bence hani insanlar bazı farklı düşünüyor bu konuda ama ben böyle yaptım. Bütün derece yaptırdığım koşuk öğrencilerimi de bu şekilde yaptırıyorum. Biz neredeyse her gün arkadaşlar paragraf, problem, geometri çözüyoruz. Zaten paragraf 30 soru arkadaşlar sınavda, TYT'de. Problem 10 soru, geometri 10 soru desek 50 soru. Hatta o problemi çözmeniz sizin diğer TYT matematikteki sorulara da katkısı olacak. Paragraf çözmeniz bütün TYT'ye katkısı olacak. Çünkü anlamanızı ve hızınızı geliştirecek. O yüzden bu rutin aslında sizin TYT'nin yarısını her gün çözmeniz demek. Ve buradaki yapamadığınız soru tiplerine de özel bir odakla, mesela paragrafta söylemen soru tipini yapamıyorsan direkt ona odaklanacak bir taktikle yoğunlaştığında aslında bu rutini güzel bir hale getirebilirsiniz ve yapamadığınız soruları da ekstra vakit verirseniz mükemmel bir şekilde düzenli olarak sürekli netlerinizi arttırırsınız. Yani ben 2-3 ay paragraf çözdükten sonra netlerim 10 arttı. Sonra 2-3 ay sonra daha bir 5 net daha arttı. Böyle 20 ile 25'li netlerden 40'a doğru hani yaklaşmıştım bu rutinler sayesinde. O yüzden bu rutinleri çözebileceğiniz kitaplar olarak da arkadaşlar bu aralar için hani apotemi problemleri normalde insanlar çok sonradan çözmeyi düşünüyor ama benim problemlerin mantığını anlamamı sağlayan bir kitaptı. Aynı zamanda Hızlı ve Renk paragraf kitabı bu aralar için iyi olabilir. Geometride de hani bilgisayarımıza rutin olarak götürürsünüz. Diğer şeyleri de konu işledikçe götürebilirsiniz. Sadece bir üçer kaynak önereyim. Birer kaynak önereyim. Üç şeyden.
Onun dışında arkadaşlar TYT RÜT 3. maddemizde TYT genel denemesi çözülmemesi. Çünkü bak TYT denemesinin mantığı aslında şudur arkadaşlar. Ya bizim sınav bizde 165 dakika soğukkanlı olmamızı, dikkatli olmamızı, bildiklerimizi güzel bir şekilde uygulamamızı ve hiç görmediğimiz soru tiplerini güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde yorumlamamızı istiyor. Ya sınavın ölçtüğü 4 tane şey var ve bunları tamamen konu çalışarak halledemiyoruz. Bunları biz sürekli deneme çözerek de pratikliğini geliştirmemiz gerekiyor. Yani bizim sürekli deneme çözmemiz lazım. Bu denemede neleri pratikleştireceğiz? Soğukkanlı olmayı, sakin olmayı ve zaman yönetimini güzel bir şekilde yapmayı öğreneceğiz. Onun dışında dikkatsizlik yapmamayı, yani her soruda kendimizle konuşarak aslında deneme esnasında sürekli bir pratikliğimizi kendimizi geliştirmiş olacağız arkadaşlar. O yüzden bu maddemiz çok çok önemli. Yani bu maddeyi kesinlikle herkesin, şu an TYT konularına yeni mi başladın? Yine de haftada bir deneme. Konuların yarısında mısın? Haftada iki deneme. Konuların hepsi bitti mi? Haftada üç deneme. Bu gibi genel denemeleri bu şekilde yapalım. Onun için de Türkçe denemesi haftada bir herkes çözebilir. Konuların bitmese de çözebilirsin. Diyelim ki konularını da yanlış yaptıkça videosunu izlersin, geçersin, tamam mı? Önemli değil. Ve sürekli denemede paragrafı çözmen, sürekli o süre vermen, her soruda bir dakikayı kontrol etmen kesinlikle çok önemli olacak. O yüzden bir Türkçe denemesi herkese okey, bir genel deneme herkese okey ama bir matematik denemesi biraz daha konuların ortasına matematikte geldiğinde yapabilirsin. Geometri denemelerinde konularda ilerledikten sonra, en azından dörtgenler bittikten sonra uygulayabilirsin. O şekilde bu branş denemeleri ve genel denemeleri, bunların yanlışlarına göre hangi konularda ne kadar yanlış yaptığını da mesela bizim koğuşluk Excel dosyamızda bunlar yazıyor. Siz de bu tarz dosyalar kullanabilirsiniz, koğuşluk da alabilirsiniz. Ama hangi konudan kaç yanlış yaptığınızı kesinlikle biliyor olmanız lazım arkadaşlar. Bunu biliyor olduğunuz halde hani eksiklerinizin üzerine gideceksiniz bu şekilde. Onun dışında arkadaşlar dördüncü maddemiz deneme analizlerini veya kaynakta çözdüğünüz soruların yanlışlarını umursamamanız. Yani onlara gerekli vakti vermemeniz, onları öğrenmeden geçmeniz. Bak TYT netlerinizin hatta AYT netlerinizin veya net öğrenmemenizin sebebi bu arkadaşlar. Ya gerçekten hepinizin çok güzel bir şekilde yapamadığınız soruların üzerine gitmeniz lazım. Hatta benim bir turlama taktiğim var, onu hemen kısaca anlatayım. Biz bir kronometre taktiği kullanıyoruz. Bunu bütün kaynaklarda, bütün denemelerde kullanıyoruz koşuk öğrencilerimle. Mesela kronometre taktiğimizde bir ideal süre veriyoruz. Paragrafta mesela 1 dakika bu. Bir de maksimum çözme süremiz, o da 1,5 dakika paragrafta. Yani 1 dakikada çözmeye çalışıyoruz ama zorsa 1,5 dakikaya erteleniyor bu. 1,5 dakikayı da geçersek boş bırakıyoruz. İkinci tura kalıyor. İkinci turda tekrardan ideal çözme süremizi veriyoruz. Yine gelmezse üçüncü tur artık öğrenme turu. Yani denemedeysek o soru artık yanlış veya boş. Testteysek o soru yanlış veya boş. Artık üçüncü turda 10 dakika, 15 dakika öğrenmek için uğraşıyoruz. Mesela bu bizim çok önemli bir taktiğimiz. Biz bu sayede soruları boş bırakmayız. Zamanın nasıl aktığını ve verimli soru çözme, yani yaylana yaylana soru çözmek değil de bunları öğreniyoruz ve üçüncü turumuzda aslında anlamadığım soruların üzerine gidiyoruz. Ya bu formül nereden geliyor? Hoca burada bunu kullandı ama neden kullandı? Ben bunu bir sonraki karşıma çıkan soruda, bu tarz bir soruda ben bunu uygulayabilir miyim bu çözüm yöntemini? Şeklinde sizin düşünmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Eğer düşünebiliyorsanız, eğer bu konuyu, bu soruyu hiç bilmeyen birine anlatabilecek seviyedeyseniz, o soru artık sizin gözünüzde büyümüyorsa, korkmuyorsanız, o soru size kolay geliyorsa ancak o zaman geçebilirsiniz o soruyu. O yüzden yapamadığımız soruların hepsine bu tarz fazla vakit verme, öğrenme, gerekirse konu anlatıma dönme, gerekirse onunla alakalı bir test çözme gibi önlemlerinizi almanız gerektiğini ben düşünüyorum arkadaşlar şahsen. Bu çok önemli bir maddemizde. Bu bence deneme analizlerinde özellikle hangi konudan kaç yanlış yaptığınızı bakmanız, ona göre test çözmeniz, ona göre konu anlatıma bakmanız ve bununla alakalı ilerleyen zamanlarda 1x3 taktiği, 3x2 taktiği gibi videolar da gelecek. Onları da kesinlikle kaçırmayın. Şimdi ben bir sonraki maddeme geçiyorum. Beşinci maddemiz arkadaşlar analitik düşünmeyi öğrenmemek. Yani analitik düşünmeden kastımız da şu şekilde. Hani az önce turlama taktiğini anlattım ya, fark ettiyseniz bütün maddelerimiz birbiriyle bağlantılı. O yüzden geçmiş maddeleri geçtiysen videoyu başa sar ve tekrardan izle. Ya bu madde de aslında bir önceki maddeyle bağlantılı. Yani analitik düşünmeyi öğrenmek için arkadaşlar biz yapamadığımız bir soru olduğunda onunla alakalı 10 dakika 15 dakika uğraşmamız, düşünmemiz, ya ben burada neyi kaçırdım, ben burada neyi düşünemedim, ben burada nere eksik benim için? Hani bunu düşünmeniz ve gerçekten özellikle ben bunu AYT matematikte ve TYT matematikte çok güzel uyguluyordum. Ya bir soruyu yanlış yaptığımda kesinlikle onun üzerine uzun süre bakıyordum. Düşünüyordum ya ben burada neyi göremedim. Mesela geometride uzun süre bakıyordum, ben burada neyi göremedim. Bir yerden sonra gördüm ya çat, o benim için kalıcı bir bilgi oluyordu. Ve orada neyi göremediğimi, onun sebeplerini kendime çok güzel bir şekilde anlatabiliyordum. Mesela geometride bir çizgiyi göremedim. Sonra ben bunu neden göremedim? Çünkü benim baktığım yerler farklıydı. Aslında daha farklı bir bakış açısıyla bakmam gerektiğini fark ediyordum çözümünü gördükten sonra. Ya da mesela üçgenlerde veya geometride çektiğiniz bütün çizgilerin bir özelliği vardır. Yani iki paralel vardır. Arasına bir çapraz bir çizgi Z kuralı olur. Bazen üçgeni uzatırsın, bazen üçgeni ikiye bölersin, bazen işte bütün ayrıtları uzatırsın falan filan, bazen bir merkez bulursun vesaire.
aslında hepsi tekrar ediyor arkadaşlar. O yüzden çok soru çözdüğünüzde bu tarz bir analitik düşünmeyi de öğrenmiş olacaksınız. Yani o soruyu derece öğrencisi nasıl yapıyor? Abi ben o soruyu 30 saniye çözüyorum. Sen 3 dakikada çözemiyorsan demek ki ben orada bir şey biliyorum. Bir trikleri var. Her sorunun bir triği var geometride, sayısal derslerde. Bazı sorunun triği yok ama onları da hızlı yapabiliyorsun artık çok soru çözerek gibi. Yani derece öğrencisi gibi düşünmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için çok soru çözmemiz lazım. Bunun için her şeyi sorgulamamız, her şeyi mantığına oturtmamız lazım arkadaşlar. Genel olarak videomuz bu şekildeyiz. Sizi Telegram dershanemize, koşuk sistemimize ve ilerleyen zamanlarda kurumsal deneme, derece öğrencisi notları gibi hizmetlerimiz de gelecek. O yüzden sitemizi düzenli olarak takip ederseniz sizin için verimli olan şeyler belki çıkabilir, paketlerimiz gelebilir. Bu şekilde videolarımız süper bir şekilde gelmeye devam edecek. Bunları kaçırmamak için kanala abone olup, yorum atıp videoyu beğenmeyi, bizi de desteklemeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok çok kolay gelsin. Hepinize iyi günler.